Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün mescitte sahabe-i kiramla beraber otururken torunu Hasan içeri giriyor. Hazreti Hasan içeri girer, her zamanki gibi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kucağına geliyor. Peygamber Efendimizle oynarken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam çocukları çok sever. Torunu Hasan ve Hüseyin'i de çok sever. Ve Peygamber Efendimiz camide, mescitte Hasan'ı kucağına alır. Onunla oyun oynarken Hasan'ı öper. Orada bulunan sahabelerden Temim kabilesinin ileri geleni olan ve İslamiyet'i ilk kabul edenlerden olan Akra bin Habis adındaki sahabe hayret eder. Ey Allah'ın Resulü, benim 10 tane çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirini öpmedim. Bakıyorum sen Hasan'ı öptün. Böyle hayretlerle Allah Resulü aleyhissalatu vesselama söylüyor, soruyor. Belli ki Akra İslamiyet'i ilk kabul edenlerdendir. Fakat İslamiyet'i daha yeni yeni öğrenmeye başlamış. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dinimizin çok güzel bir ilkesini telaffuz ediyor, söylüyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Men la yerham la yurham. Rahmet etmeyen Allah'tan rahmeti bulamaz diyor. Çocukları sevmeyen, çocuklara merhametle yaklaşmayan, çocuklara gereken şefkati, sevgiyi göstermeyene Allah da merhamet etmez diyor. Evet aziz dostlar, bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyururlar ki, her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Müslüman olarak doğar. Türkiye'de doğan çocuk da İslam fıtratı üzerine doğar. Amerika'da doğan, Rusya'da doğan, Afrika'da doğan her çocuk masumdur ve İslam fıtratı üzerine doğar. Kalbinde iman vardır. Fakat diyor ki Allah Resulü, sonrasında annesi babası onu ya Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır, ya da Mecusileştirir. Bizim bildiğimiz anlamda illa Hristiyanlaştırmak, Mecusileştirmek gerekmiyor. Ya Allah düşmanı olarak yetiştirir, din düşmanı olarak yetiştirir. Efendim, insan düşmanı olarak yetiştirir. Bu şekilde yetiştirmesine sebep olur diyor. Ama dikkat etmemiz gereken bir husus var ki Allah Resulü, annesi babası onu Müslümanlaştırır demiyor. Çünkü zaten Müslümandır. Müslüman olarak doğan çocuğu annesi babası onu dinden çıkarır, İslam'dan çıkarmasına sebep olur diyor. Bu Allah'ın bir emanetidir bu çocuklar bize. Rabbim bu emaneti bize verirken Müslüman olarak bize veriyor. Biz kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıkınca Allah bizden sorar, ey kulun, sana bu çocuğu sağlıklı, sıhhat içerisinde İslam fıtratı üzerine Müslüman olarak sana teslim ettim. Benim emanetimi neden değiştirdin diye bizi hesaba çekecek. Bu çocuğa neden Allah'ı tanıtmadın, peygamberi tanıtmadın, Kur'an'ı ona öğretmedin, Hazreti Muhammed'in yolunda gitmesini öğretmedin. Bakın ben sana sağlam bu şekilde vermiştim diye emanetini bizden soracaktır aziz dostlar. Çocukların, anne babanın çocuklar üzerindeki hakları çok büyüktür. Ama biz bu hakları anlatırken unutmayalım ki çocukların da anne baba üzerinde hakları vardır. Çocuk doğar doğmaz anne baba çocuğunun kulağına ezan okutması bir haktır. Bakın hafife almayalım, basit gibi görmeyelim. Ezanı, bir çocuğun kulağına ezan okunduğu zaman Allah'ı ve peygamberi biz çocuğa ilk doğar doğmaz, dünyaya gelir gelmez ona İslam, imanın bu iki ilkesini hatırlatıyoruz. Allah birdir. Hazreti Resulullah onun peygamberidir. Ve kurtuluşun ibadetlerde olduğunu biz kulağına fısıldamış olacağız. Bu çok büyük bir haktır. Çocuk kulağında ilk bunu duyması lazım. Allah'ın bir olduğunu, peygamberin onun peygamberi, Hazreti Muhammed onun peygamberi olduğunu, hayya alel fele, kurtuluşun ibadette olduğunu çocuk duyarsa ileriki hayatında çok büyük değişikliklere vesile olacaktır. Bir diğer hak ise çocuğa çok güzel bir isim koymak da çocuğun anne baba üzerindeki haklarından biridir. Biz ismi çok basit gibi görüyoruz. O kadar basite indirgiyoruz ki ismi. Nüfus memuruna diyoruz ki
bir tane isim koy, ne koyarsan koy diyecek kadar isim basit bir mesele değildir. İsim çok önemlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki çocuklarınıza güzel isim koyunuz. Allah'a kulluğu hatırlatan, efendim Abdullah, Abdurrahman gibi isimler koyun. Peygamberlerin isimlerini koyun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü çocuk yaşarken ismiyle bütünleşir ve ismine göre hayatı şekillenir diyor. Onun için biz çocuklarımıza ana baba olarak çok güzel isimler koymalıyız. Peygamber Efendimizin tavsiyelerinden biri. Bakın çocuk dünyaya gelir gelmez anne sütünü alarak dünya nimetiyle tanışmış oluyor. Kulağına ezan okumakla, İslam tebliğiyle karşılaşmış oluyor. Bununla beraber eğer saçı varsa kız ve erkek fark etmez saçını tıraş etmekle ilk temizlikle tanıştırmış oluyoruz. Efendim onun akikasını, kurbanını kesmek suretiyle onu ilk şükür ibadetini ifa etmekle tanıştırmış oluyoruz. Bunlar anne baba, çocuk doğar doğmaz bunları hafif görmeyip yerine getirirse işte biz çocuğumuzu istediğimiz şekilde çocuğumuzu yetiştirmiş olacağız. Efendim anne babanın çocuklarına çok iyi bir terbiye, çok iyi bir İslam'ı eğitim vermesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz buyururlar ki 7 yaşındayken çocuğunuza namazı öğretin diyor. Niye 7 yaş diyor da 15 yaşında, 20 yaşındaki çocuğunuza namazı öğretin demiyor? Çünkü 7 yaşında çocuk annesini dinler, babasını dinler. 10 yaşındayken dinler. 20 yaşına gelince ne seni dinler, ne annesini dinler, ne babasını dinler. Onun için anne baba ne olur daha çocuklar bizim himayemizdeyken, efendim bizim sözümüzü dinliyor iken biz onlara gereken İslam'ı terbiyeyi öğretelim. Onlara İslamiyeti öğretelim, Allah'ı öğretelim, peygamberi öğretelim, Kur'an'ı, kitabını öğretelim ki yarın öbür gün bize isyan etmesinler, bize itaat eden birileri olsunlar. Cenab-ı Mevla cümle çocuklarımıza Allah'ı tanıyan, peygamberi tanıyan, Kur'an'ı bilen, Kur'an'a göre amel edenlerden eylesin inşallah. Rabbim çocuklarımızı her iki cihanda aziz eylesin inşallah. Onları hem bu dünyada hem öbür dünyada mağdur etmesin inşallah. Rabbim cümlemizden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.